Şimdi tabii ki Avrupa bir nebze de olsa demokrasinin olduğu bir yerdir. Orada yaşayan Alevi toplumsallığı devlete bir müracaatta bulunmuş. Bu hakkını ve kimliğini bu şekilde tanıtmanın bir zorunluluk ve ihtiyaç olduğunu belirtmiş. Ve bu gayretin sonucunda da Avusturya Devleti Alevi toplumsallığın inancının farklı, hiçbir dine bağlı olmayan özgün ve yaşatılması gerektiğine ve bunun bir insan hakkı olduğuna ve bu hakkı da kendi ülkesindeki demokrasi ve yasal olarak kabulü oldukça bizim için sevinici ve ciddi bir örnektir. Ama maalesef orada sayısal olarak belki 100 bin civarında olan bir insanın böyle bir şekilde, bir toplumsalın bu şekilde kabul edilmesi ama bu ülkede 25 milyon olan Alevi hakikatinin, toplumsallığının hiçbir yasal güvencede olmaması bu ülkenin, bu ülkeyi yönetenlerin, bu ülkedeki yasal ve kanun belirleyicilerinin yahut da siyasilerin ayıbıdır. Bugün bunu herhalde bizim dışımızdaki Türkiye'de sol sosyalist, sosyal demokrat veya başka isimle siyaset yapan siyasi partilerin hiçbirisinin ne programında, ne tüzüğünde, ne de bir söyleminde var. Avusturya'nın kabul ettiği bir şeyi en azından bu ülkede siyaset yapan toplumsallık adına, demokratik adına, halkçılık adına söz söyleyenlerin de kendi programlarına artık Alevilerin inançsal, kimliksel, dilsel ve bütün hak ve özgürlüklerinin teslim edilmesi gerektiğini hem anlamaları, hem içselleştirmeleri, hem de bunu tüzük ve programına koyarak bunun bir hak olduğunu bütün dünyaya söylediği gibi kendilerine de söylemesi gerekiyor. Bunu yapmadığı sürece hiç kimse Alevi toplumsallığına, Alevi halkına karşı görevini yapmamış olacak. Hakikat budur. Biz de bu saatten sonra bütün Alevi süreklerinin, bütün kurumlarının daha aktif, daha büyük bir emek ve gayretle kendi hakikatine sahip çıkarak bir dinin, bir inancın bir parçası değil. Aleviliğin kendi hakikati ve kendi ritüelleri, kendi inanç ve duasıyla, her şeyiyle, diliyle, kavramlarıyla farklı olduğunu ve diğerlerinin bir parçası değil, kendi hakikati ayrı olduğunu kabul edip bu şekilde, yani bir lütuf beklemeden, bir beklentiye girmeden, ben bu hakkın sahibiyim ve bu hakkı yaşamak istiyorum. Bunun için de hem kendi hissi üretmelidir, hem de hak olan bu şeyi sistemden ve bütün bu yapılardan talep etmenin gayret içinde olmalıdır. Yoksa bu kayıtsızlık kendi bitmişliğini getirecek, sonunu getirecek. Asla hiçbir vicdan bunu kabul etmemeli. Hiçbir Alevi canın kayıtsız köşede kalması, sessiz kalması aslında kendi sonunu hazırlamasıdır. Hiçbirine, cana, hiçbir Alevi canımızın böyle bir suskunluğu hak etmediğini ve bu gayretin içinde olması gerektiğine inanıyoruz. Umarım böyle olur.